nelere zarar verir? 1- Cildi tahriş eder. 2- Gözlerde yanma yapar. 3- Solunum sistemine sıkıntı verir. Yani bir astım, KOAH gibi nefes darlığı hastalığı varsa, bir fıs kullanıyorsa bu malzemeyi kullanmak isteyen kişi, biz diyoruz ki bu kişiler kullanmasın diyoruz. Öncelikle. Çünkü öncelik nedir? Kendimize zarar vermeyeceğiz. İçeri yüzü yerleyecek bir fıs fıs da atacak, sıkacak. Fıs 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 fıs. 20 dakika sonra, yarım saat sonra bildiğin evdeki bulaşık bezi var ya, temiz marketlerde satılır. Bu ellerin dokandığı yerler var, demirler, ayakta tutuyorsunuz direksiyonu. Yüzü yerleyecek, silecek abi. Silecek. Arabanın camını da biraz havalandıracak. Dolmuşunuzu önce kaplarınızı, bacağınızı kapatıyorsunuz. Güzel bir şekilde eldivenizi, maskenizi, gözünüzü, kişisel koruyucu donanım malzemelerini giyiyorsunuz. Ondan sonra ilaçlamayı yapıyorsunuz. En uçtan en kapıya doğru yapıyorsunuz ilaçlamayı. 6 yer uyguluyor. Ama muhtemelen benim kanaatimde 10-15 bin kadar diğer belediyelerde, diğer kampımda da bunu arttıracaklar. 5 litre suyla, temiz bir bezle, güzel bir şekilde o elle tutulan koltukların arkasındaki yerler, ayakta duran, yanlarda kapı kenarında varsa camlar, kaplar, sizin direksiyonunuz, öndeki göğüs paneliniz, yani insanın değdiği her noktayı çamaşır suyuyla siliyorsan. Komple 30 dakika bekledik. Arkadan silim ekipleri girdi. Sildiler. Camları açtılar. Havalandırma yaptılar. Bu konuyla ilgili de tüm şoför arkadaşlarımız hijyen konusunda, ilaçlama konusunda da siz bilgilendirirsiniz. Şunu söyleyeyim size. Almak bizden. Çünkü can taşıyoruz. Evet. O taşınan canların içinde biz de varız. Hepinize geldiğiniz için teşekkür ediyoruz. Kooperatifler araç sayılarıyla birlikte size müdahalesine. Esra Hanım'a müracaat ederlerse biz solüsyonları, yani bir şekilde, konsantre bir şekilde.